4 yıldır yaklaşık Çanakkale'de yaban hayatını izliyorum. Çanakkale'nin değişik bölgelerine kurduğum fotokapanlarla aslında bütün hayvan tür listesinde çıkarmış olduk. Şimdi bozayı çok sevindim. Niye sevindim? Bozayı şimdi görüntülediğimiz yerde ilk defa görüntülendi. Aslında ormanlarımızın o kadar da hani yok olmadığını gösteriyor. Yukarı taraflarda en azından. Merkeze yakın çünkü yangınlardan dolayı hayvanlar da yukarı doğru kaçtılar. Orada sığındılar. Bir de av yasağından dolayı şu anda çok rahat bir şekilde geziyorlar. Hatta karacalar, ayılar yine aynı bölgede tilkiler, çakalların hepsini görüntüledik. Bu şekilde boz ayılar aslında zararsız hayvanlar. Gördüğümüzde hani kaçmamalıyız. Çünkü onlar bizi zaten çok uzaklardan sesimizi duyuyor ve görüyorlar. Bu yüzden hiç paniğe kapılmadan mesela boz ayıyla karşılaştığımızda yavaş yavaş adımlarla geriye doğru giderek onun da aynısını yaptığını göreceğiz. Bu sefer kimseye zarar vermeden bu iş aslında bu şekilde olur. Görüntülerde karacalar var. Erkekler, dişiler. Ayı, yine bozayı yakaladık çok güzel bir şekilde. Çakal, tilki, yine porsuk bölgeye has türlerden işte kaya sansarı bu tür türleri yakaladık hepsini aynı bölgede. Bozayı şöyle tahmin ediyorum orada yerli çektiğim yerde. Çünkü tam emin olmasam da bir gece foto kapana vurup kaçan bir yavru gördüm diye tam net değil olmadığı için şey yapamam onları. Orada yerli bir bozayımız. Ve bugüne kadar da hiçbir şekilde bozayı saldırısı falan duymadık orada. Hayvan kendine özgürce orada kimseye zarar olmadan yaşıyor yıllardır. Evet, kendi yerleşim alanı aslında Çanakkale'de kazalarında olarak biliriz ama tabii buralarda da Çanakkale merkeze yakın yerlerde de ayı nüfusu az da olsa var. 22 Ağustos'ta büyük yangınlardan sonra yaban hayatını aslında rehabilite etmek için çok girişimlerde bulunduk. İmza kampanyası da başlatmıştık. Bu başarılı oldu. Çanakkale'de ve Bilecik'te av sezonu bu sene 2023-2024 sezonunda av yasaklandı. Bu şekilde hayvanlar daha da rahat etti aslında. Benim bozayı görüntülediğim yerde de orada ilk defa, o bölgede ilk defa bir bozayı görüntülemiş olduk. Bu da hayvanların aslında orada ne kadar korunaklı, ne kadar rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirdiklerinin bir göstergesi.